Süper Lig şampiyonu Apoleti ile düştüğü TFF 2. Lig Beyaz grupta varoluş mücadelesi veren Bursa Spor, nihayet kazanmayı hatırladı. Son 4 maçında sıfır çeken, kalesinde 10 gol görüp sadece 2 gol atabilen Yeşil Beyazlı takım dün ilk yarının son maçında konuk ettiği Nazilli Belediye'yi güç bela da olsa yenerek bir nebze olsun nefes aldı. Haftalardır yoğun bakımda olan Bursa Sporu hayata döndüren isim ise geçen sezon geçirdiği ağır sakatlığın ardından son iki haftada U19 takımı ile oynadığı iki maçla sahalara dönen Hasan Sabri Karaca oldu. En iyi bildiği işi yaptı. Timsah'ın 2004 doğumlu, 18 yaşındaki forveti Hasan Sabri, 63'te Berat'ın yerine oyuna dahil olduktan sonra yaptığı bindirmelerin karşılığını 85'te kaydettiği golle aldı. Bursa Spor'a hayat öpücüğü veren golün sahibi Hasan Sabri mutluluktan uçarken, uzun süredir oynayın diye tempo tutan tribünleri de sevince boğdu. En iyi bildiği işi yaparak topu ağlarla buluşturan Hasan Sabri 90 6'da ikinci golünü de atıyordu ama Nazilli savunması yetişti. Umarız genç golcü 35 günlük devre arasını en iyi şekilde geçirir ve ikinci yarıyla birlikte daha fazla süre alarak takımın gol yüküne önemli katkı verir. Ertekinden ilginç hamleler. Alt liglerin deneyimli çalıştırıcısı İsmail Ertekin dünkü karşılaşmada oyuncu tercihleriyle yine şaşırttı. Kaleci Canberk Deniz değişikliği bekleniyordu ancak her iki bek Samet ile Abdullah'ı kesip ozan İsmail'i sağda, sağ bek Eren Tunalı'yı sol bekte oynatması dikkat çekiciydi. Furkan Emre'nin sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemediği mücadelede Ertuğrul'un yanına Kerem monte edilirken, takımın 3 ağabeyi Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu ve Enver Cenk Şahin ne yazık ki bu mücadelede de yeterli katkıyı veremedi. Zaman zaman aldıkları ücretle de eleştiri oklarına hedef olan bu üç ismin genç oyuncuların gelişimine daha fazla katkı vermeleri beklenirken, yaptıkları top kayıpları klaslarına da yakışmıyor. Transfer tahtasının kapalı olması, birçok oyuncunun elde tutulamaması nedeniyle Vakıfköy Futbol Akademisi ağırlıklı kadroyla ikinci ligde düşmemek için mücadele veren Bursa Spor dünkü nazilli galibiyetiyle puanını 18'e yükseltip devreye 16. basamakta girdi. Batuhan Karadeniz ne diyor? 60 yıllık koca Çınar'a ne ligdeki sıralaması ne de bu lig yakışıyor. Bu takımın ateş hattından çıkabilmesi için oyuncu takviyesine ihtiyacı olduğu bir gerçek. Top artık Ömer Furkan Banaz yönetimiyle şehirdi. Öncelikle Cuma gününe kadar TFF ulusal lisans için gerekli evrakların tamamlanıp 3 puan silme cezasından kurtulmalı Bursa Spor. Ardından da Filiz lisans çıkarma sorununa engel dosyalar çözüme kavuşturulup, FIFA'dan gelen iki dönem transfer yasağını da ortadan kaldıracak hamleler vakit kaybedilmeden atılmalı. Son olarak, Alt Liglerin gezgin golcüsü Batuhan Karadeniz'in sosyal medyadaki Bursalı kardeşlerim size sesleniyorum. Bursa Spor tahtayı açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz. Paylaşımı yaptığını belirtelim. Taraftarın tahtanın kırılacağına dair artan umutları umarım hayal kırıklığını dönüşmez.